Herkese merhaba sevgili Teknoloji Uyku takipçileri. Şu anda bir minibüsteyiz. Nereye gidiyoruz? Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'da Winterfest'te katılacağız. Samsung'un sponsorluğunda yapılan bir etkinlik. Ana sponsorlarından bir tanesi Samsung. Biz de burada gazeteci arkadaşlarla gideceğiz. Orada A9'u deneyeceğiz. Ve A9'un ne kadar güzel fotoğraf çektiğine bakacağız. Ki biz daha önce biliyorsunuz incelemiştik. Yukarıya da şimdi o kutularda o incelemeyi de koyacağım. Şimdi yolculuğumuz daha yeni başlıyor. İstanbul'dan çıkmadık. Yanımızda kim var peki? Hemen şuraya kamerayı döndürelim. Merhabalar. Ozancan. Bir saniye, bir dakika yalnız. Ozancan. Geliyor mu? Sesin... Günaydın burada. Özgür abi. Seninle birlikte video çekmeyi seviyorum biliyorsun. Bir arada olmaktan çok mutluluk diyorum her zaman. Ama senin geleceğini duyunca da bayağı sevindim yani. Ben de çok sevindim seni duyunca ama ben üçkağıtçı bir adamım. İzmir'e gidecektik. Gelemedik bir türlü. Evet, bekliyoruz hala. Biliyorsun tam indir olarak İzmir'de bizim ofis. Mutluyuz İzmir'de. Biraz buraya uzağız İstanbul'a ama gelip gidiyoruz. Böyle daha rahat oluyor yani. Peki, teşekkür ederim. Yine konuşuruz biz. Şimdi sohbeti yaparız. Yaparız. Abi. Şimdi ben şöyle alayım kamerayı. Bak şimdi Aydoğan. Şimdi ben de burada. Sana çevireyim ben. Selamlar. Aydoğan, Aykanat değil mi? Aykanat. Çok doğru abi. Hardware Plus'tan. Çok evet. Sevdiğimiz bir kardeşimiz kendisi. Eyvallah abi. Karşılıklı. Her zaman. Her zaman. Nasıl gidiyor yolculuk? İyi vallahi abi. Daha yeni başladık işte. Gidelim bakalım Uludağ'ydı. Ben bir bu arada ilk defa gideceğim Uludağ'a. Aynen. Süper. Bakalım, ben de merak ediyorum. A9'da orada bol bol fotoğraflar çekiyor olacağız. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi Hakan'a da verelim. Kamera arkasındaki. Selam. Hakan Kilisufoğlu. Buyurun. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Evet, neler planlı benim. Bizim için çılgın şeyler var. Vallahi güzel bir kahvaltıyla başlayacağız. Evet. Ondan sonra bir karda grafiti gibi değişik bir etkinliğimiz olacak. A9'a bakacağız ne kadar iyi çekiyor, ne kadar kötü çekiyor. Hep beraber orada bir göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi Bursa'ya geldik. Uludağ'a doğru çıkacağız ama önce bir kahvaltı yapalım dedik. Pasto. Pasto diye bir yer var Bursa'da. Ben Bursalıyım normalde. Belki bilenler vardır, bilmeyen için de söylemiş olayım. Ama burayı yani şey merkezi çok fazla bildiğimi söyleyemem. Bursa'da Pasto diye bir kahvaltı mekanındayız. Güzel de bir yer. Böyle şu anda şöyle göstereyim size. Şöyle güzel kahvaltılarımız var. Klasik Türk kahvaltısı. Güzel ekmekler var. Burada bir cevizli ekmek var. Altında da bir çekirdekli ve mayasız bir ekmek varmış. Birazdan tadına bakacağım bunların da. Burada masamızın da diğer tarafındaki arkadaşları görüyorsunuz. İşte Hakan Anıf, Hakan burada yine. Diğer ekipteki arkadaşlar da burada. Herkes selam veriyorlar. İşte böyle Samsung Galaxy A9 ile beraber Uludağ'a doğru çıkacağız. Biraz kahvaltı edelim. Daha sonra yine tekrar karşınızda olacağım. Herkese merhaba. Kahvaltımız bitti az önce Pasto'da. Güzel bir mekan. Ben Bursalıyım, söylemiştim daha önce ama burayı bilmiyordum. Yeni açılmış veya benim haberim yok, bizim cahilliğimiz olsun o da. Eğer böyle kahvaltı konusunda önem veren iyi bir yer arıyorsanız, Bursa'da yolunuz düşerse burayı önerebileceğim bir yer. Özellikle ekmekleri çok güzel. Onlara bir dikkat etmenizi öneririm. Şimdi birazdan yola çıkacağız ve Samsung Galaxy A9 ile beraber Uludağ'da çeşitli deneyimlerde bulunacağız. Testler yapacağız. Biliyorsunuz biz daha önce Şile'de bir teste katılmıştım ben. Hatta telefonun ilk lansmanında Şile'de yapılmıştı. Orada da bir galeri hazırlamıştım. Videonun altında o galeriyle o görebilirsiniz galerideki fotoğrafları, neler yaptığımızı. Burada video çekiyorum veya en azından ne yaptığımızı, nelerle ilgilendiğimizi ve telefonun hangi özelliklerinin kullandığımızı siz de videoda görmüş olacaksınız. Şimdi yola çıkıyoruz ve birazdan yaklaşık 1,5-2 saate kadar Uludağ yollarında oluruz. Oradan da çekimler yapmaya devam edeceğim.
abi de siz yapın. Var mı başka? Farklı sprey kullanmıyorsun. Ben hiç yapmadım. Sen Demur zaten sürekli grafiti yapıyor. Yani başlamak ister misin? Ama çok sıkıcı onlar. Evet evet. Tabii ki. İstiyor oraya. Gözü kapalı. Mavi kısmını ters alacağım. Ters vermişler. Mavi mi vereceğim? Evet. Mor versin. Yakışır mı? Mor vereyim. Mor versin. Ben de denemek isterim ya. Tabii tabii herkese boyayacağız bu arada. Süper. Ben denerken ben abi bana yaparsın. Gönüllü. Mor kısımlar. Biraz soğuk olabilir, hava soğuk. Evet. Çünkü de basınç altından dolayı biraz daha soğuyor, o yüzden biraz... Herkese merhaba. Samsung'la Fintech Fest'teyiz şu anda. Yukarı bir yere yemeğe geldik. Yemekten sonra aşağı ineceğiz tekrar. Şu arkadaşla ineceğiz. Kar motoruyla. Tabii biz kullanmıyoruz çünkü gece vakti ve sıkıntılı olabilecek bir şeydeyiz, coğrafyadayız. Ama yapabilirsem şimdi bunun üzerine bir video çekeceğim. Aşağı inene kadar o videoyla beraber böyle hep beraber inmenin zevkini yaşatacağım. Bakalım videoyu beğenecek misiniz? Hep beraber izleyelim. Evet, gördüğünüz gibi nefes nefese kaldım biraz. Tutulmak gerekiyor çünkü tek elle zor oluyor biraz. Ama değişik bir deneyim oldu. Uludağ'a gelirseniz böyle bir deneyim yaşamak isterseniz bence bir araştırın, nerede bilebilirim, nasıl bilebilirim. Değişik bir şey oldu. Onu söyleyeyim, heyecan vericiydi. Winterfest maceramız devam ediyor. Şimdi yanımızda tam indirden Ozancan Kubilay var. Çok soruluyor bana. Ben çok yoruldum artık yanıt vermekten. Ozancan yanıt versin diyorum. Şimdi biz çok geziyoruz evvela. Çok geziyoruz abi. Gerçekten. Çok eğlenceli mi hayatımız sence? Şimdi bu konu biraz şey aslında, böyle karışık bir konu. Evet. Şu karıştırılıyor. Yani şimdi ben mesela bayağı bir ülkeye gittim işim sayesinde ama evet. Bazı ülkelerde mesela neredeyse hiç sokağa çıkamadığım ülkeler oldu. Aynı yani durumdayım. Tamamen yani gidip işte lansman var mesela, lansmana gittiysek lansmanda zaten herkes bir yarış içinde. Tamam, şimdi Özgür abiyi çok seviyorum ya da diğer arkadaşları da çok severim ama teşekkür ederiz. Hepimiz de aynı zamanda bir yarış içindeyiz. Dolayısıyla benim Özgür abiden de önce ve diğerlerinden de önce videoyu yetiştirmem lazım. Yani içeriye girmem lazım ki oraya gidişimin bir anlamı olsun. Yani işimi doğru düzgün yapabilmiş olayım. Dolayısıyla birçok gittiğimiz gezide işte mesela burası da dahil şey oluyor genelde. Yani bir iş, yarış var yani bir, yarış. Hayır, yarış olmasa bile mesela burada bir yarış yoktu ama yani bir içerik üretmen lazım. Birileriyle konuşman gerekiyor. Evet. İşte bir şeyler
bir toplantı yapıyorsun, bir şey yapıyorsun. Öyle hani ay gezeyim ben şuraya geldim, Uludağ'da bilmem ne yapayım falan. Ya, mümkün kere, olmuyor her bir zaman. Bir kere şöyle bir şey var. Şimdi sektördeki çalışan insanların hepsi şey, yani birinin işini başkasının yapamayacağı pozisyonda herkes. Evet, evet. Dolayısıyla hani şimdi ben buraya geldim diye sürekli mesela yanımda iki tane telefon var, hatta üçüncüsü falan var. Ben üç tane sürekli bakmak mesela zorundayım yani. Evet. Hani ona bakayım, ona bakayım. Önümde belki güzel bir şey oluyor sırada ama ben hala telefondayım yani o sırada. Telefonda evet, bir şeyler yetiştireyim, işte videonun yorumuna bakayım, Instagram'da ne olmuş ona evet, bakayım falan. Evet, evet, evet. Böyle geçtiği için aslında hani bu hayatı yaşıyorsun kavramı çok daha geçerli doğru bir değil, evet, geliyor yani. Ha, benim ama şu, şu gerçek, geziyor muyuz? Evet, geziyoruz. Geziyoruz. Evet, tamam ama teorik hani, olarak doğru. Teorik olarak doğru ama böyle tatildeki gibi elin cebinde ay orada ne varmış, burada ne yok, varmış yok, bir gezi öyle, olmuyor. Öyle bir şey kesinlikle yok. Yani bu işi yapmak isteyen arkadaşlara da buradan söyleyeyim, öyle bir dünya yok. Yani dünyanın en iyi yerine Malibu'ya gittiniz, işte ne bileyim böyle Seyşel Adaları'na gittiniz, elinizde kamera, video bir şey çekmeye yani çalışıyorsunuz. Mesela örnek vereyim abi, 3 kere Berlin'e gittim. 3 kere gittim yani toplamda baktığın zaman gün sayısına bir aydan fazla orada kalmışım. Ben ama de gittim, hani evet, maksimum gezdiğim bir gündür. Evet. Bir ya da iki gündür yani. Evet. Onun dışında hep fuar alanı zaten. Fuarlar özellikle çok daha fazla yorucu oluyor. Evet. Çok daha ölümcül oluyor. Hem video çekiyorsun, hem montaj yapıyorsun, hem onun haberini yazıyorsun falan. Bayağı zor oluyor gerçekten. Ama yani bu biz Londra'da da buna benzer bir video çekmiştik bu arada. Ha, yani bu hayatı yaşıyorsun abi kavramı kesinlikle yanlış bir yanlış kavram. Bir kavram. Dışarıdan evet, gözüktüğü gibi değil. Bunu da buradan söylemiş olalım. Aynen, ben buradan kendim içtenlikle söylüyorum yani. Bu hayatı yaşıyoruz ama tam değil yani. Evet, sandığınız kadar öyle parlak ve parıltılı değil. Belli sorumluluklarımız var. O sorumluluklar ışığında yapıyoruz. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz o zaman. Ben teşekkür ederim abi. Seni de bizim çok sağ olasın. Bekliyoruz. Geleceğim. De bekliyoruz. Geleceğim, İzmir'e geleceğim bak. Bir kez daha söz veriyorum. Sen yeter ki gel. Eyvallah, teşekkür ettik. Evet, Winterfest maceramız sona eriyor. Şimdi Bursa'ya ineceğiz tekrar. Zennet isimli bir restoranda yemek yiyeceğiz. Şu an Uludağ'dayız. Grand Yazıcı Otel'deyiz. Dün bayağı bir etkinlikler oldu. İşte çeşitli eğlencelere katıldık. Şimdi dönüş yoluna geçiyoruz. Zennet'te bir yemek yiyeceğiz ki ünlü bir restoran, popüler bir restoran. Son dönemde popüler olmuş Bursa'nın önemli restoranlarından bir tanesi. Orada da kısa bir video çekeceğim. İnelim bakalım aşağıda bizi neler bekliyor. Ve şimdi Bursa'ya indik ve Zennut'ta bir öğle yemeği yiyeceğiz. Oradan da İstanbul'a dönüş yolculuğumuz başlayacak. Bakalım Zennut nasıl bir yer? Hep beraber izleyelim. Zennut'ta yemek yediğiniz gibi böyle ufak tefek şeyleri de böyle girişte satıyorlar size. İsterseniz alıyorsunuz. Şimdi mecbur değilsiniz. Bal var mesela. Böyle bir bitti süzme balı var. Zeytinyağları var. Komünli bunlar ama kendilerinin değil. Şöyle güzel bir zeytin var. Ben aldım ama tadını bilmiyorum nasıl olduğunu. Kahve var. Yumurta var. Görüyorsunuz. Burada başka yine aynı şeyler tekrar. Tekrar dönen salçalar var. Bu tarz böyle şeyleri de buradan alabiliyorsunuz. Bir de böyle çok güzel ekmekler var. Onu göstereyim.
siyez ekmeği, işte ekşi maya ekmekleri bunların hepsi. Bunları da isterseniz buradan alabiliyorsunuz. Hatta zeytinini tadabilirsiniz burada. Böyle ekmek çeşitlerini buradan satın alabiliyorsunuz. Bir siyez ekmeği de aldım ben bu arada. Bir tane üstünde var. Güzel. Bu arada böyle kurabiyeler falan da var. Onlardan da aldım bir denemek için. Yolunuz Bursa'ya düşerse ben bu Zennub'a uğramanızı bir öneririm. Güzel geleneksel yemekler var. Çok böyle hani eski Osmanlı mutfağı diyebileceğimiz yemekler var. Güzel ekmekleri çok güzel. Gayet başarılı olmuş. Hatta aldığım duyumlara göre Ağustos ayında İstanbul'da da şube açacaklarmış. Onun da bilgisini vermiş olayım. Samsung Galaxy A9'u deneyimlemek üzere, kamera tarafını daha doğrusu deneyimlemek üzere yolculuk yaptığımız Winterfest'ten, yani Uludağ'daki festivalden geri dönüyoruz. Şu an İstanbul yolundayız.